Bu videonun post prodüksiyon işlemleri Monster Abra A5 dizüstü bilgisayar üzerinde yapılmıştır. Katkılarından dolayı Monster bilgisayara teşekkür ederiz. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda Samsung'un İstanbul'da yaptığı bir basın toplantısındayız. Burada A modelleri tanıtıldı Samsung'un. Biliyorsunuz biz daha önce A30 ve A50 cep telefonlarını incelemiştik. Hatta A50 bize teste gönderildi. Onun kutu açılımını da yaptık. Yukarıdan şimdi o kutu açılımı videosunu da sizlerle paylaşacağım. Bu toplantıda A70'in ailenin şu anki Türkiye'de bulunan en üst modelinin fiyatı açıklandı. Telefonla ilgili diğer detayları da şimdi birazdan size anlatacağım. Fiyatı da belli oldu. Fiyatını da yine videoda söyleyeceğim. Şimdi gelin bakalım hem telefonun genel özelliklerini hem de fiyatını hep beraber bakalım. Şu anda Samsung Galaxy A70 elimizde. Yeni bir telefon değil. Kısa süre önce tanıtılmıştı ama Türkiye pazarındaki fiyatı ve özellikleri de belli olmuş oldu. Hemen kısaca teknik özelliklerden bahsedecek olursam, Samsung Galaxy A70 6.7 inçlik Full HD Plus 1080x2400 piksel Super AMOLED bir ekrana sahip A ailesinin en üst modeli şu anda Türkiye'de bulunan. 80 var ama 80 daha henüz Türkiye'ye gelmedi. Onu söyleyelim. 70 şu anda bulunan en üst model telefon. 6 GB RAM, 128 GB depolama özelliklerinin olduğunu belirtelim. Qualcomm'un 675 Snapdragon işlemcisi kullanıyor. Alt tarafta şu an göremiyorsunuz ama USB Type-C var, güvenlik kilidimiz var. Gerçi burada açık olanlar da var, onlardan göstereyim isterseniz. Şöyle, bunların ekranı, bunlar dummy zaten. Ama en azından bu tarafını gösterebiliyorum. Bunlar dummy, çalışmayan modeller. Tekrar elimize alalım çalışan telefonumuzu. Oldukça şık bir telefon olduğunu söyleyeyim, hafif de bir telefon var. Şuradaki damla çentiğimizi görüyorsunuz. Samsung buna sonsuz U ekran diyor. U demesinin sebebi de çentiğin şeklinden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Samsung'da U ekran da var, V ekran da var. Bu U ve V çentiğin şeklinden kaynaklanıyor. Bu biraz daha U şeklinde çentik olduğu için U ekran denmiş. Android 9 işletim sistemine geliyor. Bu da demek oluyor ki UI arayüzü var. Yani Samsung'un en son arayüzünü kullanıyor telefon. Hemen şöyle bir bakalım telefon hakkında diyelim. Şurada diğer özelliklerinde görmüş oluyorsunuz. Mesela işte telefonla ilgili yasal bilgilere bakalım. İşte bunun diğer özellikleri de burada görülmüş oluyor. Telefonun önemli özelliklerinden bir tanesi ise ekrandan parmak izi okuma özelliğinin bulunması. Biliyorsunuz A50'de de vardı bu özellik ve A70'de de ekrandan parmak izi okuma özelliğinin bulunduğunu belirtmiş olalım. Gelelim kamera tarafına. Şimdi en çok merak edilen noktalardan bir tanesi şöyle birazcık şöyle göstermeye çalışayım. Arka tarafta 3 kameramız var. 32, 5 ve 8 megapiksel olmak üzere 3 kameramız var. 32 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel alan derinliği kamerası, 8 megapiksel ise ultra geniş açı kamera. Güzel bir dizilim olmuş bence. Bunun hemen altında da LED lambayı şurada. Şöyle görüyorsunuz. LED bir lambamız mevcut. Ana kameramız 4K video kayıt yapabiliyor. Bunu da belirtelim. Yani 4K desteği var ana kamerada. Ön kamerası 32 megapiksel çözünürlük sunuyor. Şuradan göstermiş olalım. Bu ön kamera ise Full HD video kayıt özelliği sunuyor. FM radyo, Bluetooth 5.0, 4500 mAh'lik lityum polimer pil gibi özellikler olduğunu da belirtmiş olalım. Wi-Fi AC desteği de var. 25 Watt hızlı şarj desteğinin olduğunu söylemiş olalım. Telefonun genel özellikleri de bu şekilde. Hafif bir gövde var. Plastik bir gövde bu arada arka kısım. Plastik bir malzeme var. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bayağı da parmak izi kalıyor bu arada. Şu anda ekranda da görüyorsunuz zaten. 6 GB RAM ve 128 GB depolama olduğunu söylemiştik. Fiyat, Türkiye fiyatı ise belli oldu. Az önce açıklandı. 3.399 TL olacak fiyatı. Makul olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu özelliklere göre, bu donanıma göre fiyatının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Amiral gemisi alamayanlar, 5.000 lira, 6.000 lira veremeyenler için güzel bir seçenek olarak karşımda çıkacağını söylemek mümkün. Samsung Galaxy A70 ile ilgili görüşlerimizi videomuzda anlattık. Sizin de yeni modelle ilgili görüşleriniz, fikirleriniz varsa mutlaka bu videonun altında bizlerle paylaşmayı unutmayın. YouTube kanalımıza abonesizdir diye düşünüyorum ama değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.